Merhabalar. Herkesin bildiği gibi ülke olarak hatta dünya olarak oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ve her birimiz bu süreç içerisinde evlerimizde kalarak iş hayatımıza, eğitim hayatımıza, günlük aktivitelerimize bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Tüm bu düzene ayak uydurmaya çalışırken normal diyebileceğimiz bir zaman diliminde bile günlük aktivitelerimizi sekteye uğratabilecek ya da motivasyon kaybımıza neden olabilecek olumsuz düşünceler çok daha fazla bir şekilde zihnimize nüfuz ediyor olabilir. Tüm bu olumsuz düşüncelerle baş edebilmek ve bir nebze olsun kendi ruh sağlığınızı rahatlatabilmek için duygularınızla çalışarak, ufak düzenlemeler yaparak belki de çok daha sağlıklı bir şekilde bu durumu atlatabilirsiniz. Örneğin gün içerisinde her birimiz sayısız durumla, olayla ve kişiyle karşı karşıya kalıyor. Hatta ardı ardına birden fazla duyguyu aynı anda belki de iç içe hissettiğimiz oluyor. Tüm bunlarla birlikte kendimizi bir döngünün içerisinde buluyoruz ve düşüncelerimiz, karşılaştığımız olaylar hakkındaki düşüncelerimiz, duygularımız, bedensel duyumlarımızı ve bedensel duyumlarımızla olaylara, durumlara ya da kişilere verdiğimiz tepkilerimizi, seçimlerimizi ve hatta söylenmemizi etkiliyor. Biz bulunduğumuz an içerisinde verdiğimiz tepkilerin o an duygularımız tarafından yönetildiğini elbette atlıyoruz. Tüm bunların farkına varabilmek ve aslında müdahale alanınız içerisindeki değişiklikleri gerçekleştirerek bu düzeni çok daha kolay bir şekilde sağlayabilirsiniz. Duygu düzenlemesi yapmak, gelen olumsuz duyguyu reddetmek ya da ona karşı bir savaş açmak değildir. Aksine gelen duyguyu tüm gücüyle kabul ederek, yani bu diyelim ki çok yoğun bir kaygı olsun içerisinde bulunduğumuz dönemde, bu kaygıyı kabul ederek öncelikle farkına vararak başlar. Gelen duygunun farkına vararak onu kabul ettikten sonra durup derin bir nefes alarak aslında ipleri tekrar zihnimizin eline çekmek gibi düşünebiliriz. Duygularımız iyi veya kötü değildir. Sadece deneyimlemelerdir. Örneğin nasılsınız sorusuna iyi ya da kötü derseniz eğer çok da duygularınızı düzenleyebildiğiniz ya da duygularınızı fark edebildiğiniz söylenemez. Ama nasıl hissediyorsunuz sorusuna odaklanırsanız bu konuda çok daha başarılı olabilirsiniz. Gün içerisinde aklımıza gelen ve bizim günlük hayatımızı etkileyen olumsuz duyguların içinde kaybolmak yerine onların altında yatan olaylara odaklanarak aslında soyut olan bir durumu somutlaştırarak çok daha yararlı bir şekilde bu düzenlemeyi sağlayabiliriz. Ve duygularla çalışmak söylendiği kadar kolay değildir. Çok mutsuz hissediyorken bir anda mutlu olmak istiyorum dediğinizde bunu sağlayamayabilirsiniz. Fakat o an derin bir nefes alıp aslında gerçekten mutsuz o hissetmenizin nedenine odaklanırsanız, somut bir olay bulmaya çalışırsanız, yani aslında müdahale alanınıza yönelebilirseniz belki ufak bir düşünce değişimiyle ya da ufak bir duygu düzenlemesiyle bu durumu çok daha sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz. Özellikle bu dönemde gelen olumlu ya da olumsuz duygularınızın önce farkına vararak olumlu ya da olumsuz ayrımını yaptıktan sonra en işe yarar şekilde, kendinize en yararlı olacak şekilde kullanabilmek ve kendinizi de bu şekilde geliştirebilmek için onlarla çalışma yoluna gidebilirsiniz. Aslında bir kez bunun farkına vardıktan sonra ya duygularınızla çalışıp sizi en yarar halde kullanmak için bir adım atabilirsiniz ya da gerçekten gelen duyguyu şu zamana kadar nasıl deneyimlediyseniz olumlu ya da olumsuz, sizin için yararı olan ya da olmayan şekliyle sabit bırakarak bu şekilde devam edebilirsiniz. Fakat biz biliyoruz ki olumsuz duygularla çalışılmadığı sürece çok daha fazla büyüyebilen ve bizi gerçekten de içerisine alabilen bir duygu haline dönüşebiliyor. Ve bu bizim gerçekten özellikle de içinde bulunduğumuz bu yoğun kaygıyı millet olarak hissettiğimiz bir dönemde istediğimiz bir durum değil. Eğer ki olumsuz duygularınızla çalışmaya karar verir ve bunlar üzerine yönelmeyi düşünürseniz kendinize ufak sorular sorarak aslında soyut olan bir durumu somutlaştırmaya çalışabilirsiniz. Örneğin olumsuz duygu geldiğinde ilk o duyguyu deneyimlediğinizde ne hissediyordunuz? Size neler hissetti? Bedeninizdeki duyumlar nelerdi? Yani bedeninizde değişen şeyleri nasıl gözlemlediniz? Bu durumla ilgili, bu olayla ilgili olabilecek en kötü senaryo neydi ve sizin başınıza gelen senaryonun derecesi neydi? Ya da bir arkadaşınızın başına bu durum gelseydi, aynı şekilde bir duyguyu bir arkadaşınız deneyimleseydi, siz ona nasıl tavsiyeler verirdiniz? Bu gibi soruları kendinize yönelterek belki de bu kadar soyut olan bir olayı somutlaştırarak kendi ruh sağlığınızı korumak için bir adım atabilir ve önce kendinize sonra da çevrenize bu dönemde destek olabilirsiniz.
İçinde bulunduğumuz bu dönemde hem olumsuz duygularımızı hem de evde geçirdiğimiz vaktimizi kendimiz için en yararlı ve en güvenli şekilde düzenleyerek bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz. Sağlıkla ve farkındalıkla kalmanız dileklerimle.